Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kimyanın temel yasaları bölümüne ait 6. testi çözeceğiz. İlk test ilk soruya baktığımızda diyor ki bir miktar Y bulunan kaba X ilave edilerek tepkime gerçekleştiriyor. Bu işlem sırasında kaba konulan ve oluşan X3Y4 bileşiği şey. arasındaki kütle ilişkisi grafikte verilmiştir. Buna göre hangileri doğru? Evet bakın şuraya kadar tepkim olmuş. Şuradan sonra tepkime bitmiş yani elimizde X var ama Y kalmamış demektir. Y'nin tamamı bittiğinde 9 gram x artmıştır. Evet 9 gram x artıyor. Doğrudur. Başlangıçta 8 gram y vardı. Bakın bileşiğin toplam kütlesi 29. x'in tepkimeye giren kısmı 21. O zaman bu aradaki farkı alırsak 8 gram tepkimeye giren nedir? y vardır. Bu da doğrudur. Daha fazla bileşik oluşturmak için ortama x ilave edilmedi diyor. Zaten elimizde x var. Bize gereken nedir? Y maddesi gerekiyor. O zaman cevap 1 ve 2'dir. İkinci soruya baktığımızda diyor ki 2 gram kalsiyum ve 2,4 gram oksijen gazı kullanılarak tam verimle yani en az biri bitecek kalsiyum oksit bileşiği elde ediyor. Buna göre hangileri doğrudur? Evet kalsiyum artı oksijen tepkimeye girip kalsiyum oksit oluşturacaklar. Bakın bir tane kalsiyum tepkimeye giriyor. Normalde 40 gramdır. Bir tane oksijen tepkimeye giriyor. Normalde kaçtır? 16 gramdır. İstiyorsanız şöyle bir yol da var arkadaşlar. Deneme yanılma da yapabilirsiniz. Şimdi şuradan acaba kaç gram gerekiyor? Yani 40 gram kalsiyuma 16 gram oksijen gerekiyorsa 2 gram kalsiyuma ne kadar oksijen tepkimeye girer? Buradan A eşittir 2 çarpı 16 bölü 40. Bunu buna bölersek 20, 2'ye bölersek 8, 2'ye bölersek 10. Yani 0.8 gram oksijen tepkimeye girer bulabilirsiniz. Yani bu adamdan 2 gram girdiğinde bu adamdan 0.8 gram girer. Ama adam ne vermiş? Bundan 2 gram vermiş. Bundan 2,4 vermiş. O zaman bu adam biter. Bu adam 1.6 gramı artar. Yani şu yanlıştır. 3,6 gram kalsiyum oksit oluşuyor. Hayır 2 gram bundan giriyor. 0.8 de bundan giriyor. 2,8 gram Oluşur bu da yanlıştır. Kütlece birleşme oranı evet kütlece birleşme oranı sonuçta sabit bir sayıdır. Hani böyle de olsa böyle de olsa hangi sayıyı kullanırsanız kullanın aynı şey çıkacaktır. 40'a 16, 8'e böldüm 5 bölü 2 doğru mudur? Doğrudur o zaman cevap yalnız 3'tür arkadaşlar. 42 gram <laughs> demir element ile 32 gram oksijen tam verimle tepkimeye girerek ökümüş bileşik oluşturuyorlarmış buna göre hangi elementten kaç gram artar? Evet şöyle söyleyeyim şimdi 3 tane demir kaç yapar? 168 gram yapar. Oksijen de 32 ile çarparsak 64 gram yapar. Normalde birleşme oranı bu 168 64 Peki adam bize bundan kaç vermiş? 42 gram. Bundan kaç vermiş? 32 gram. Şimdi bunu da bir önceki soruyu deneme yanılmayla yaptık. Bunu da az katı olan bir termantıyla çözebiliriz. Şimdi burası mı acaba kat olarak az? Burası mı az? O? Dersek şimdi burası biliyorsunuz ki yarısı 1 bölü 2. Şimdi bunun yarısı düşünürsek 80'de bir şey çıkacaktı. Yani burası da 1 bölü 4 oranında ama Evet burası 1 bölü 4 katı diyebiliriz. 4'e bölünmüş. O zaman şu daha az. Yani kat olarak. O zaman nedir? Tepkimi az katı olana göre gerçekleşiyor. Yani buna göre olacak. O zaman bu adam 168 gram girdiğinde oksijenden 64 giriyorsa bu adam 42 girdiğinde oksijenden kaç girecek? Evet. Buradan 4'te 1 ise buradan 4'te 1'e o zaman 16 gram oksijen tepkimeye girer. Peki elimizde kaç gram oksijen vardı? 32. O zaman 32'den 16'sı tepkimeye girdi. Kaç gram arttı? 16 gram oksijen artması gerekiyor arkadaşlar. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikte eşit miktarda X bakın ipucumuz bu. X'leri eşitlediğimizde diyor. Birinci bileşikteki Y'nin ikinci bileşikteki Y'ye oranı 9 bölü 8'dir diyor. O zaman şey yapalım X'leri eşitleyelim. Bakın Burada 3 tane var. O zaman burayı 3 ile çarpsak şurası 12 yapar. Burası 12 bölü 4. O da ne çıkar? 3 çıkar olmadı. X'ler eşit Y'ler arasındaki oran zaten 1 bölü 3 bu da olmuyor. X'ler eşit değil. O zaman bunu 3 ile çarpacağız. Burayı 3 ile çarparsak 6 ya 9 olur. Burayı 2 ile çarpacağız. 6 ya 8 olur. Bakın X'ler eşitlendiğinde Y'ler arasındaki oran 9 bölü 8 çıktı. Diğer şıkları da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilim insanlarının çalışmaları ilgili hangisi yanlıştır diyor? Pros birleşen hacimler kanunu bulmuştur diyor. Yanlıştır. Pros biliyorsunuz sabit oranlar kanunu bulmuştur. John Dalton katlı oranlar kanunu bulmuştur. Doğrudur. Lavoisier'e göre aynı koşullarda gazların hacimleri ile tanecik sayısı doğru orantılı. Yine bu birleşen hacimler kanundan bahsediyor. Bunu Lavoisier'in bulduğu kanun kütlenin korunumu kanunudur. O zaman cevap nedir arkadaşlar? Hangileri yanlıştır dediği için 1 ve 3 yanlıştır. 48 gram kükürt trioksit gazı oluşturmak üzere eşit kütlede kükürt ve oksijen gazları anlar tam verimi reaksiyona sokuluyor. Buna göre artan gazın kütlesi ve türü aşağıdakilerden hangisini doğru verilmiştir? Şöyle diyelim şimdi tepkimemizi yazarsak. Evet bunu bakın oksijen doğada diatomik halde bulunduğu için her seferinde O2 şeklinde yazıyorum. Bunu da bu şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim. Adamın verdiği sayıya geçmeden önce başlangıç değişim son Normalde bakın değişim dediğimiz yani tepkimeye giren kısmı bu adamdan kaç gram tepkimeye girer bir tane 32 gram Bu adamdan bir buçu 48 gram yapar o zaman eşit kütlede başlasak şimdi 48'e 48 başlasak Şu şu kısım tepkimeye girecek kısmı şu başındaki sayılarla doğru orantılı olarak bulduk Peki böyle girsem. bu adamdan 16 gram artar bu adam biter. Bu adamdan da 80 gram oluşur. O zaman şöyle bir denklem kurabilir miyim? Bu adamdan 80 gram oluşurken 80 gram SO3 oluşurken kükürt trioksit oluşurken 16 gram kükürt artıyorsa 48 gram kükürt trioksit oluşurken kaç gram kükürt artar? Evet buradan içler dışlar yaptık. X eşittir 48 çarpı 16 bölü 80. 8'e bölsek 6, 8'e bölsek 10. Bunu bununla çarpsak 96, 10'a bölsek 9,6 gram yapar arkadaşlar bu işlemin sonucu. 21 gram x ve 32 gram y karışımında en fazla en fazla demek yani yine tam verim demektir. Biri bitecek demektir. 21 gram bileşik elde edilebiliyor. Bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Bakın şöyle söyleyeyim. x ve y tepkimeye girecek ve bileşik oluşturacak. O zaman şöyle diyeyim. Şimdi biri bitecek. Y'nin bitme olasılığı var mı? Yok. Çünkü ne kadar bileşik oluşur 29 zaten y'nin tamamı bitse 32 yapar o zaman burada biten kimdir x o zaman 21 bundan girdiyse 8 de bundan girmiştir 29 gram oluşmuştur şimdi bileşiğin basit formülünü şu bulabiliriz diyelim ki bizim bileşiğimizin basit formülü bu bu bileşiğin içerisinde a tane x var b tane de y var birleşme oranı kaç şuradaki oran yani 21'e 8 x ve y'nin değerini zaten vermiş getirip yerine yazarsak a çarpı 56 B çarpı 16 eşittir 21 bölü 8. Bunu buna böldük. Burada 2 kaldı. Bunu 7'ye böldüm. 8 yaptı. Bunu 7'ye böldüm. 3 yaptı. Bununla da bunu sadeleştirdim. 4 yaptı. O zaman bunu karşıya atsam. A'nın B'ye oranı 3 bölü 4 çıktı. O zaman getirip yerine yazarsam. X3 Y4 çıkar. Ya da isteyen varsa daha önceki testlerimizde de söylemiştik. Şuradaki sayılar Aynı zamanda mol sayısı da yani mol dediğimiz molü bilen arkadaşlar için diyorum en eşittir en bölüğe ma dediğimiz bir formül. Kütlesi bölü mol kütlesi yani bunu böyle de yapabilirsiniz. Kütlesi kaç? Tepkimeye giren kısım 21. Mol kütlesi kaç? Şu parantezin içerisinde olan 56. Y için kaç girmiş? Tepkimeye giren 8. Mol kütlesi kaç? 16. Evet buradan 7'ye bölersek şurası 3 bölü 8 çıkar. 7 ile sadeleştirdim. 3, 7 ile sadeleştirdim. 8. Burayı da bölersek y'nin altında 1 bölü 2 çıkar. Evet böyle küsur atlı sayılar olmayacak için burayı 8 ile genişletirsek yani hem burayı 8 ile çarptım. Hem burayı 8 ile çarptım. 8'ler birbirini götürdü. Şunu da şunu götürürse şurada 4 kalır. Yani aynı olayı burada da uygulayabiliriz. X3, y 4'tür. Başlangıç miktarları 7'şer gramına x ile y tepkimeye girdiğinde 3 gram y'nin arttığı saptanı yani bu adamdan 7 giriyor bu adamdan o zaman 4 giriyor 3 gram atıyorsa buna göre x ve y'den oluşan bileşim formülü hangisi olabilir evet bakın şöyle söyleyeyim yine x a y b diyoruz yani a tane x b tane y oranı 7 bölü 4'müş bileşikteki oran x ve y'nin değerlerini biliyoruz getirip yerine yazarsak a çarpı 14 b çarpı 16 eşittir 7 bölü 4 Evet bununla bunu sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Bununla bunu sadeleştirdim. 8 kaldı. Bununla da bunu sadeleştirdim. 2 kaldı. Karşıya gitse A'nın B'ye oranı 2 bölü 1. O zaman bileşiğimiz ne olur? Yerine yazarsam x2 y 1 olur. Ya da isteyen varsa bir önceki soruda da uyguladık. Bakın şu alttaki sayılar aynı zamanda mol sayısıdır. Mol sayısı en eşittir. M bölü M A dediğimiz formüldür yani kütleyi ve mol kütleyi kullanacağız. Yani X'in tepkimede kullanılan kütlesi 7 bölü mol kütlesi şurası 14. Y için söylüyorum. Tepkimede kullanılan miktar 4. Şur mol kütlesi 16. Bunu buna böldük. 1 bölü 2. Bunu buna böldük. 1 bölü 4. et evet, böyle olmayacağı için ne yapıyoruz? Bunu bileşiği 4 ile genişletiyoruz. Hem burayı 4 ile çarpıyorum. Hem burayı. Bunlar birbirini sadece desiz. şurada şunu bölersek 2 kalır. Yani yine x 2 y sonucuna ulaşırsınız. X ve Y elementlerinin oluşturduğu bileşikte Y'nin atom sayısının bileşikteki toplam atom sayısına oranı 5 bölü 7'dir. Yani şöyle söyleyeyim bileşikte toplam 7 atom var. Bunun 5 tanesi buysa 2 tanesi de budur. Buna göre 28 gram x ve 30 gram y'den en fazla kaç gram bileşik oluşur? Normalde şu sayıları kullanmadan önce biz diyelim ki 2 tane x tane bu bileşiği bir incelersek 28 gram yapar. 5 tane y'de 80 gram yapar. Yani bu adamdan 80 tepkime giriyorsa bu adamdan 28 gram. Peki adam diyor ki ben sana bu adamdan 28 verdim bu adamdan 30 gram verdim kaç gram bileşik oluşur? Şimdi şu mantık vardır. Az katı olan biter. Buranın bir katı buranınsa ise bir katından az. Yani sonuçta bir katı 80 yapar. Bize verdiği miktarsa 30. Yani tepkime buna göre gerçekleşecek. Bu adam bitecek. O zaman denklemimizi biz y'ye göre kuracağız. Şimdi normalde burayı toplarsak 108 gram bileşik yapıyor. Şöyle bir denklem kurabiliriz. 80 gram y tepkimeye girdiğinde 108 gram bileşik oluşuyorsa 30 gram y tepkimeye girdiğinde kaç gram bileşik oluşur? Evet buradan işlem yaptığımızda 40,5 çıkar arkadaşlar. Matematik kısmını zaten halledebilirsiniz. Evet 10. soruya baktığımızda bir tane bileşik vermiş. Bu bileşin kütlece %80'i karbondur diyor. O zaman %20'si de nedir? Hidrojendir. Bileşikteki N değeri kaçtır diyor. Evet bakın şöyle yapalım. Bu bileşiğin içerisinde N tane karbon var. 2n artı 2 tane de hidrojen var. Peki bunların birleşme oranı kaç? 80'e 20. Evet karbonu ve hidrojen değerlerini biliyoruz. Buraya yazarsak n sayısını bulabilir miyiz? Bulabiliyoruz. 12 çarpı n bölü zaten burası 1. O zaman 2n artı 2 eşittir. Bunu da buna böldüm. Burada 4 bölü 1 çıktı. İçler dışlar yaparsam 8n artı 8 eşittir. 12n burayı attım. 4n eşittir. 8 ise n eşittir 2 çıkar arkadaşlar. Evet 11. soruda diyor ki bir miktar y bulunan kaba azar azar x ilave edilerek tepkime gerçekleştiriyor. Bu işlem sırasında kaba konulan x ve oluşan bileşik arasındaki kütle ilişkisi grafikte verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Evet bakın şuraya kadar tepkim olmuş. Şundan sonra kalmamış. O zaman şu aradaki fark kadar x artmıştır. 12 gram x artar. Doğru. Bileşiğin basit formülü. Formül sorulanda şöyle yapıyorduk. x a y b diyorduk. Bu bileşiğin içerisinde a tane x b tane y var. Peki şimdi 12 şey şuraya kadar bileşik oluşursa 18 gramı x ise 32 gram da y mi vardır? Sonuçta 18 32 daha 50 gram bileşik oluşuyor. O zaman birleşme oranı 18'e 32. Buradan x'in ve y'nin değerini biliyoruz. Getirip yerine yazarsak a çarpı 27 bölü b çarpı 32 eşittir 18 bölü 32. 32'ler 32 birbirini götürdü. Bunu 9'a bölsek 3, bunu 9'a bölsek 2. a'nın b'ye oranı 2 bölü 3 çıkar. O zaman bileşiğin formülü x 2, y 3 çıkar. Yanlış. Ya da molden yapan arkadaşlar için söyleyeyim bakın her formül sorusunda uyguladık. Bunu da uygulayalım. Şimdi şuradaki sayılar mol sayısıdır. Mol sayısı nedir? N e eşittir. M bölü M A diyorsunuz. Yani X bölü kütle. Tepkimede kullanılan kütle 18 bölü mol kütlesi 27. Y için yazarsak tepkimede kullanılan miktar 32. Mol kütlesi de parantez içerisindeki yine 32. Burası 1 çıkar. Bunu 9'a böldüğümüzde 2 bölü 3 çıkar. Yani şöyle oldu. X 2 bölü 3 Y ise 1 oldu. Evet böyle olmayacağı için bunu ne yapıyoruz? 3 ile genişletiyoruz. Hem burayı 3 ile çarpıyorum hem burayı. O zaman böyle giderse X 2 Y 3 sonucuna yine ulaşırız. Yani yanlıştır. Kütlece birleşme oranı 16 bölü 9'dur diyor. Y bölü X'in diyor. Kütlece birleşme oranı. Evet Y'den kaç girmişti tepkimeye? 32. X'ten kaç girmişti? 18. O zaman 2'ye bölersek 16 2'ye böldüğümüzde 9. Evet doğrudur. Uzancı cevap 1 ve 3'tür arkadaşlar. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.